Nasıl giriş yapıyorduk? Geçen dersten hatırlıyorsunuz. Merhaba değerli arkidişler, yan dişler ve ön dişler. Nasılsınız? Güneş Şentura, iyi miyiz? Ela Serra da burada. Hira Özek de burada. Gelenler var, onları alıyorum ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, biraz açılmak için bir zeka sorusuyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Olur mu? Tamam Alperen, sorumuz şu. Bakalım kim bilecek, Sami Arda. 5 tane çocuğumuz var. Çok güzel çocuk çizerim bu arada. Bak şimdi Kayra Efe. 5 tane çocuğumuz var. Niye gelmiyor çocuklarımız? Hop. Kalem. Bir dakika. Hemen şuradan yardım alalım. Evet, bugün sen bize yardımcı ol. Güzel. Arkadaşlar, 5 tane çocuğumuz var. Çok güzel Cin Ali çizerim. Evet, harika. Resmim süperdir. Matematiğim kadar resmim de iyi. Bakalım ne diyeceksiniz? Arkadaşlar, 5 tane çocuğumuz var. Çok detaya gitmeyelim, vakit kaybetmeyelim. Bir de neyimiz var biliyor musun? Enver. Berk Özbursalı. Bir sepetimiz var. Bu sepetin içinde ise değerli arkadaşlar 5 tane elmamız var. Bunlar elmayı temsil etsin. Navrazoğlu, Ömer, Toprak Ege, sizden şunu istiyorum. Arkadaşlar, her çocuğa birer elma vereceğiz ama sepette de bir elma kalacak. Bunu nasıl yapabiliriz? Çete yazalım. Evet Esten, her çocuğa bir elma vereceğiz ama sepette de bir elma kalacak arkadaşlar. Bu nasıl olabilir acaba? Evet düşünün bakalım. Evet nasıl? Evet yarıya bölelim. Büyük elma yok. Ortadan ikiye yok. Yanınızdakilerden yardım alabilirsiniz. 6 elma yok, 5 elma var. Bir kişiye daha verelim. Ama yok, 5 çocuk var, 5 elmamız var. Sepette de bir elma kalmasını istiyorum. Yok, değil arkadaşlar. Değil. 5 parçaya bölüp vereceğiz ama sepette bir elma kalsın istiyorum. Bütün bir elma kalacak, parça değil. 4'e bölelim, yok. Aferin Burak delikanlı. Aferin. Burak çözdü. Bir tanesi elma yemiyor. Birisi yemiyor. Yok hepsi çok seviyor sizin gibi. Siz elmayı seviyorsunuz değil mi? Seviyorsunuz. Peki. Aferin Gizem de bildi. 3 tane tam 1 tane yerim. Bir tanesi verip geri alalım. Ağlar ama. Aferin Hümeyra da bildi. Bir elma ikiye bölelim. Yok. Evet efendim. 3. Yok. Hepsine birer tane. Ama sepette elma kalmayacak. O nasıl olacak? 2 çocuğu gönderelim. Yok. Evet. Arkadaşlar hadi bakalım. Ne yapacağız Yusuf biliyor musun? Buna bu elmayı verdik. Buna bu elmayı verdik. Buna bu elmayı verdik. Buna bu elmayı verdik. Arkadaşlar. Sonuncu çocuğumuza elmayı neyle vereceğiz? Eslem Kudret. Sepetle vereceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş olacak? Her çocukta bir elma olacak. Ve sepette de bir elma kalmış olacak. Anladık mı? Eymencan, tamam mıyız? Evet, peki devam edelim o halde değerli arkadaşlar. Şöyle bir zihnimizi esnettik. Hemen devam edelim. Geçen dersimizde yaptıklarımızı ufaktan şöyle bir hatırlayalım. Geçen derste size kankaları anlatmıştım değil mi? Kankaları vermiş miydik? Birbirinin kankası olan sayıları. Hatırlayanlar? Okey yapabilirler. Kankaları vermiştik değil mi?
Evet, güzel. Arkadaşlar önce onu bir hatırlayalım. Kankalar neydi? Mesela 7'nin kankası kaç oluyordu arkadaşlar? 7'nin kankası. Yazalım çete bir görelim bakalım kimler anlamış. Aferin. Aferin. 7'nin kankası geliyor. Güzel. Çok iyi. 7'nin kankası 3'tü arkadaşlar. Çünkü topladığımızda 10'a ulaşmamızı sağlıyordu. Çok güzel. Hemen soralım. 4'ün kankası kaç acaba efendim? Şöyle kısa bir hatırlatalım sizlere. Süpersiniz. İşte bu. Evet, gerçekten size çok ileri şeyler yapabiliriz. 6'ydı. Kankaları hatırladık. Harika. Hala gelenler var. Bir yandan onları alıyorum arkadaşlar. Peki Esen Naz, Deniz Timuçin, kankalar tamam. Bir de neyi vermiştik ben size? Hatırlıyorsanız parçalamayı vermiştim. Mesela 8'i hangi iki sayı olarak parçalarız? Kaça kaç parçalayabiliriz 8'i? 7 1 güzel, 4 4 güzel. Başka? Evet, 7 1 geldi o. 5 3 harika. 4 4 harika. Ne yaptık arkadaşlar? Bunu 7'ye 1, 6'ya 2 de yapabilir miyiz Şirin? Demir, Eymencan. 5'e 3 yaparız. 4'e 4 diye de yapabiliriz değerli arkadaşlar. Harikasınız. Hemen bir tane daha parçalama yapalım. 9'u parçalayalım değerli arkadaşlar. Evet, 9'u parçalayalım. Kaça kaç parçalarız? 5'e 4. Başka? Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Bunlar anlaşılmış. Bekleme odasındaki arkadaşlarımız da aldık. Peki. Arkadaşlar 9'u Ömerciğim 8'e 1. Sonra 7'ye 2. Esten Kudret. Eymencan. 6'ya 3. Aysima. Esten Naz. 5'e 4 diye parçalayabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar artık bugün bunları birazcık daha kullanmaya başlayalım. Bakalım. Şimdi okulda ne yapıyoruz? Şu an toplamaları yapıyoruz, değil mi? Toplama, çıkarma. Güzel. Arkadaşlar şöyle desek, bir de ne vermiştik size? Demir, Eymencan, benzer sayıların toplanmasını vermiştik, değil mi Almira? Nasıl oluyordu o? Mesela 4 artı 4. Ne oluyor 4 artı 4? Benzer sayılar 8. Harika. Bunlar da işimize yarayacak. Kerem, 5 artı 5. Zaten kankaydı bunlar. Güzel. Bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. 10. Şimdi hadi gelin şunları yapalım. Bakın. 8 artı 4. 8 ile 4'ü toplayalım bakalım. Bak 10 diyenler oldu. Dikkat. Arkadaşlar işte burada kankaları hatırlıyoruz. 8'in kankası kaçtı Erva? Bak parmak saymıyoruz. Bilal Emir. 8'in kankası 2. O zaman ben 4'ü 2'ye 2 diye ayırabilir miyim? Talya. O zaman 8 kankasını aldı, 2 ile birleşti. Kaç oldular efendim? 10 oldular. Arkadaşlar bunlar 10 oldu gitti. Geriye kim yalnız kaldı? 2. Demek ki burası ne oldu? 12. Kaptık mı? Muhammed Emin. Alp Eymen. Tamam mıyız? Peki. Almira. Anladın mı Almiracığım? Niye ve Muhammed de anladı mı? Defne. Haydi bir tane daha yapalım. Arkadaşlar Muhammed Emin, aferin. 7 artı 6. Şimdi ister kankaları yap burada, istersen de yakın sayıları düşün. 6 artı 6 neydi? 12 idi. Bir sayımız 6 değil de 7 olmuş. 1 artmış. O zaman 12 değil. Burası 13 olacak. Bir fazla. Bakın birbirine yakın sayılar işimizi kolaylaştırıyor. Kankalarla yapsaydık nasıl yapacaktık? 7 ile 6'yı toplarken 7'nin kankası kaç? 3. 6'ya diyecek ki, hey dostum, kankamı bana ver.
altı diyecek ki üçü sana vereceksem bana da üç lazım. Üçü üç parçaladık. Kankasını ona verdi. On oldular. Geriye üç kaldı. Yani neymiş efendim? 7 + 6 = 13'müş. Tamam mıyız? Kaptık mı? He? Güzel. Talya tamam diyorsa tamam demiş. Devam edelim. Bakalım kimler burada? Ensar. Sadece Buran'dan yukarısını görüyorum. Evet. Elif Güven burada. Bu arada sormayı unuttum. Herkes kahvaltıyı yaptı değil mi? Kahvaltısız dersi almıyoruz. Alperen yapmadın mı? Amanın. Alperen dersten sonra kahvaltını yap. Tamam mı? Kahvaltı önemli arkadaşlar. Beynimiz glikozla çalışıyor. Evet hemen. Şunda çok zorlanıyorlar arkadaşlar. 9 + 8. Evet kankaları kullanarak yapabiliriz hemen. Aferin. Harikasınız. Süpersiniz. Çok iyi. Evet 9'un kankası kim? Muhammed Abbas'tan Ayşe Melek. 9'un kankası 1 değil mi Erdem? Ne yapacak? 8'den 1'i isteyecek. Arkadaşlar geriye 7 kaldı. Çünkü 8'i 7'ye 1 diye parçalıyorduk. Harikasınız. Bak şimdi Ertuğrul. Bu bununla buluştu. 10 oldular. Geriye 7 kaldı. Ne oldu? 17. Tamam mıyız Asel? Ece. Batuhan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Kırmızı gözlüklü arkadaşım. Pembe gözlüklü. Evet. Tunçkan da geldi. Tamam mıyız efendim? Anlaşıldı mı burası? Okey. Aras okey yaptı. Tunçkan hadi bakalım. Derse odakla. Batuhan. Bir tane daha soralım mı? Hadi bakalım. Böyle değişik soralım. 8 + 6 diyelim efendim. Ne diyeceksiniz bakalım. Haydi Zeynep Elif. Aferin. Güzel. Hatasız gidiyoruz. Harika. Harikayız. Süpersiniz. Parmak sayan yok değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ne yapacağız? 11, 12, 13, 14. Yapmıyoruz değil mi öyle bir şey? Evet. Peki. Arkadaşlar ne yaptık? 8'in kankası 2. O zaman 6'yı 2 ile bölersek 4. Bunlar birleşti. 10 oldu. Geriye 4 kaldı. 14. Peki. O zaman yeni bir zeka sorusunu hak ettiniz arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Aslan Kuşa, Ahmet Efe, Miray, Outtake Teknoloji. Sen de iyi dinle. İsmini bilmiyorum ama reklam yaptık biraz. Hadi bakalım. Evet. Toprak Ege. Kimi seçelim? Kimi seçelim? Yusuf Miraç'ı seçtim. Yusuf Miraç, kaç yaşındasın? Parmağında gösterebilirsin. Kaç yaşındasın? Göremiyorum. 7, 8, 7. Evet, Yusuf Miraç 7 yaşına girdi. Babası da doğum gününde ona bir pasta aldı. Bir pasta aldı. Şöyle bir pasta. Ve üzerinde 7 tane mum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mum var pastanın üzerinde. Arkadaşlar, Yusuf Miraç üflediğinde kaçı söndü? 3'ünü söndürebildi. Kıyamadı pastaya. Pastanın üzerinde kaç mum kaldı? Çete yaz. 4 diyenler var. Evet. Oo çok fazla 4 diyen var. Eyvah. 5 mi? Defne nasıl 5 olacak? Evet. Abdi, Erva. Nasıl 4 olacak Erva? Arkadaşlar eğer Yusuf Miraç böyle diye çok üflememişse o mumlar hala pastanın üzerinde. Sönmüş olabilirler ama pastanın üzerinde. Yani kaç tane mum kaldı yine? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece söndüler. Ha tabii Yusuf Miraç böyle üfleyip onları uçurmadıysa ki zor bir ihtimal. 7 olacaktı değil mi?
Elifa'da bir tane daha soralım mı? Elifa'da Çankaya. Hazır mıyız? Evet. Peki Elifa'da balıkları sever misin? Akvaryumun falan oldu mu hiç? Seversin. Peki. Elifa'da da 7 yaşında olduğu için annesi ona 7. yaş doğum gününde 7 tane balık olan bir ne hediye etmiş? Akvaryum. 7 tane balığı var akvaryumunda. 1, 2, bunlar balık olsun. 3, 4, 5. Şimdi balık çizmekle uğraşmayayım. 6, 7. Evet, istemesek de bazen oluyor değil mi? Yani arkadaşlar, bu balıklardan ikisi boğulursa akvaryumda kaç balık kalır? Evet. Harikasınız. Süpersiniz. Daha bilen, bir tane bilen oldu. 7. Aa, aferin Ravza. Aferin. Aferin, bir kişi daha bildi. Çok hızlı geçiyor, göremiyorum. Evet, bir kişi daha. 3 olduk. 4 oldu. 5 oldu. Aferin. Arkadaşlar bakın, bir problemi çözerken öncelikle iyi dinlemeliyiz. İyi. Arkadaşlar, balıklar toprak eke suda boğulur mu Muhammed Ali? Balık boğulur mu Muhammed Ali? Cevap ne olacaktı Bulut? Balıklar boğulmaz ki olacaktı. Ama bazı arkadaşlarımız yine bir önceki soruda sizi şaşırttığım için öyle düşündüler ve 7 dediler. Evet, Zeynep Ela, Defne Su, balıklar boğulur mu? Hiç boğulan balık görmedim ben. Siz gördünüz mü? Yok. Peki arkadaşlar, şimdi geldik bu işlemi neyde yapmaya? Çıkarmada kullanmaya. Bakalım kankaları çıkarmada ve parçalamayı nasıl kullanacağız değerli arkadaşlar? Evet. Hemen şöyle arkadaşlar, 23'ten 18 çıkaralım. Evet, 23'ten 18 çıkarsa kaç kalır? Hadi bakalım. Güzel, cevaplar gelmeye başladı. Harikasınız, süpersiniz. Oo, 41. Toplamıyoruz, çıkarıyoruz. Evet, çıkarıyoruz. Evet efendim, çok güzel, harikasınız. Şimdi bak, Miray Zümra, Erva Yozgat. Evet, bunu nasıl kullanıyoruz Deniz? Arkadaşlar, 3'ten 8 çıkarabilir misiniz? He? Ela, Muhammed Emir, 3'ten 8 çıkarabilirsen şapkadan tavşan da çıkarırsın. Sihirbazsındır yani. Değil mi? Muhammed Emir, 3'ten 8 çıkar mı? Yani elinde 3 tane misket varsa bana 8 misket verebilir misin? Hocam, okus pokus yaparım, onu bir anda yükseltirim. Yok öyle bir şey. Değil mi? Sihir diye bir şey yok. Evet. Arkadaşlar, o zaman kime gidiyorum? Yandakine gidiyorum. Yandakinden ne istiyorduk? Bir tane onluk mu? Bir onluk istedik. Buraya artık ne diye düşünüyorum? 13 diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Peki 13'ten 8'i nasıl çıkaracağım? Bu sefer kankaları kullanıyoruz. Küçük olan sayı diyor ki 8. Kankası kaçtı 8'in? 2 mi? 2 idi. 8 diyor ki ben üzerime 2 alırım, 10 olurum. Ama gitmesi gereken sayı kaç? 13. 10'dan 13'e 3 tane daha gitmesi lazım. Bakın 8'in üzerine kaç ekliyorum? 5. Demek ki 13 ile 8'in arasındaki fark 5'miş. Arkadaşlar, ikimiz bir onluk verdiği için buraya ne oldu? 1 oldu. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Anlaştık mı? Eldeli çıkarmada nasıl kullanıyoruz kankaları? Bu sefer küçük olan sayıya orada ekleme yapıyoruz. Hadi bir tane daha yapalım efendim. Hop.
Kalemimiz gelmek istiyor oraya. Evet, 32'den 19 çıkarıyoruz değerli arkadaşlar. 32'den 19 çıkarıyoruz. Sonuç ne olur? Dikkat, 3 olmaz. Dikkat. Aferin Ömer. Evet, dikkat. Evet, yapanlar var, şaşıranlar var. Aferin. Haydi bakayım. Evet. Harikasınız. Evet, o zaman biraz dikkatli dinleyelim. Birkaç arkadaşımız yanlış yaptı. Evet, Sena. Bak. 2'den 9 çıkar mı Zeynep Mira? Bulut Kutay. Çıkmaz. Hemen komşuya gitti. Tık tık tık. Kim o? Ben komşu. Ne istiyorsun? Bir onluk. Al seni mi kıracağım dedi. Bir onluk verdi. Buna oldu 12. 12'den 9 çıkacak. Hayriye İkram. 9'un kankası kaç? 1. Yukarı gittik. 10 oldu. 12'ye gitmesi için kaça ihtiyaç var? 2'ye ihtiyaç var. 1, 2 daha 3. Demek ki 9 ile 12 arasındaki fark 3'müş. Burayı hallettik. 3 bir onluk verdiği için neye düştü? 2'ye. 2'den 1 çıktı. Aysel Akçakoca yazıyor. Ne kaldı? 1. Demek ki arkadaşlar farkımız ne olacakmış? 13. Kaptık mı? Mevarukiye. Ebrar. Evet, çok güzel. Pekala arkadaşlar. Eldeni toplama yapalım bir tane de. Bakalım kankalardan nasıl yararlanıyoruz. 12 ile kaçı toplayalım? 18'i toplayalım. Kolay olsun. Buyurun. 12 artı 18. 18. Aferin. Harikasınız. Dikkatli. Evet. Elif Beren, Burak, Deniz, Belinay, Zülal, Ayşe. Harikasın. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar 8'e 2'yi topladık. Zaten 8'e 2 kankaydı. Değil mi? 10 oldular. Ayrı ikram. Ali Aykal, Talha Efe. E'de var bir onluğumuz. Arkadaşlar bir bir. Ben o E'deyi bir yere yazmıyorum. Hemen bunu üzerine ekliyorum. Bu 2 oldu. Onluğu ekledik ya. 2 1 daha 3 değil mi Yağmur? Lina ne oluyormuş? 30 mu oluyormuş? Harika. Peki. Devam edelim. Bir tane daha soralım bakalım. Ne diyeceksiniz acaba? 26 ile 18'i toplayalım efendim. Evet. Yeni cevaplarımızı alalım. Aferin. Cemile, Zümra, Çınar dikkat. Berra, Yaren, Mehmetcan, Defne Su, Enes, Durmaz, Ali Özgür, Demir, Selim. Harikasınız ya, süpersiniz. İşte bu. Arkadaşlar 8-6'yı toplayacağız. Yağmur, Zeynep, Lina, Nehir. 8'in kankası kaç? 2. Dedi ki kankamı bana ver. Onu dedi ki o zaman diğerinde 4 olacak. 8, 2, 10 oldu. 4 kaldı. Dolayısıyla 14. 14'ün 4 elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde vardı. 4. 44 Ceyhun. Evet Seçil. Peki Mert Efe göremiyorum seni. Arkadaşlar o zaman hazır mısınız Resfe Bey'e? Hazır mıyız? Resfe Bey yapmıştık değil mi geçen ders sizinle? Evet. Hemen Resfe Bey'imize geçelim değerli arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Bize izin versin. Evet. Şöyle. Çık diyelim. Çık. Arkadaşlar sizinle şu resme beni yapmamıştık diye düşünüyorum. Buyurun. Bakın ilk resimde ne görüyorsunuz?
İlk resimde ne var? Evet. Aferin. Kan. Evet. Zümra. Aferin Zümra. Sabira, dikkat. Zülal, aferin. Aferin. Kandan düşen ot. Altındaki değil, bir üstteki. Evet, arkadaşlar bakın bu burada bir kan gelmiş değil mi? Parmakta kan var değerli arkadaşlar. Ve ot var ama ot ters olduğu için kan ot değil de ters yazıyorum Lina. To. Gezer, filiz, seçim, mertefe. İkincisinde ne görüyoruz? Bal var ve ne var? On. Evet, balon. Hiç balonu böyle yazmak aklınıza gelir miydi? Güzel. Peki efendim, aşağıda ne görüyoruz Ahmet Poyraz? Güzel, üçüncüye geçelim. Miraç bildi, Selim bildi. Harika. Süpersiniz. Ne var? Para. Çok işiniz olmuyor onunla, değil mi? Aman işiniz de olmasın. Allah bol bol versin ama derdine düşmeyin. Evet, yandaki şekil ne? Metre. Kaptık mı? Çok güzel. Peki. Arkadaşlar bugünü bitirirken geçen ders neyi öğütlemiştik? Anne babamıza güzel davranmayı. İyi bir evlat olmayı. İkinci dersimizde ise şunu söylüyoruz. Arkadaşlar ne olur telefon, tablet, çizgi film. Evet bunlar oynayacağız. Bizim hakkımız ama sınırlı. Annemiz babamız hadi evladım bırak dediğinde bırakıyoruz. İkinciyi söyletmiyoruz. Ve de yaşımıza uygun olmayan çizgi filmleri izlemiyoruz. Kimleri mi izlemeyeceksiniz? Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Cartoon Network'ü izlemeyin. Disney Channel'ı izlemeyin. Hele hele Netflix size göre hiç değil, uzak durun. Ve telefon, tablette de anneniz ve babanızın haberi olmadan kendi başınıza bir şey izlemeyin. Bakın bunlar çok önemli. Ve günlük de sizin yaşınıza uygun olan şeyleri en fazla maksimum yarım saat 45 dakika. Yarım saatin üzeri olmaz. Anlaştık mı? Yarım saatin üzeri gerçekten beyninizi delik deşik eder. Yani düşünemez hale gelirsiniz. Ona harcayacağımız zamanı resmemeye harcayalım. Ona harcayacağımız zamanı kitap okumaya harcayalım. Ona harcayacağımız zamanı kutu oyunları oynayalım. Bunlarla geçirelim. Anlaştık mı? Evet, diğer pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaptıklarınızı tekrar etmeyi unutmayın. Bunlarla ilgili gruba not atacağım. Onları bu hafta çalışın, olur mu? Haftaya hem güzel zeka sorularımız olacak hem de yeni şeyler öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.